dikenleri yüzünden canının yandığını hala kabul etmeyen mağlubun kararı kesindi. Aklına danıştı. O alçağın dediğini yaptı. Şevket'in son umudunu da yok etmek için çaktı kibritini. Babanın huyunu bilmiyor musun aman Fikret? Hepimizi ayrı ayrı söndürecek ancak içi rahat edecek. Şevket niye yalnız bırakıyor ki onu? Nasıl içi rahat ediyor orada yatmasına? Hiçbirimizin içi rahat etmiyor ama ne yapalım? Kolumdan tutup çeke çeke getiremem ki. Tahsin getirebildi mi? O da getiremedi. Niye beni bu kadar acele ettirdin o zaman? Sen niye bu kadar gerginsin acaba? Bilmem, yol gözünde büyüyor. Kıs azıcık şunun sesini. Sebebi Çetin Özler'in davetimizi olumsuz. Hani dizini seyrediyordun sen? Bunlardan hala dizi mi olur? Sürekli bir olay, sürekli. Hastalanacak diye üzülüyorum. O da ona uğraşıyor zaten. Öyle cezalandıracak bir de. Öyle değil mi anne? Öyle öyle. Hayriye Hanım'ı düşünen yok. Onun yaşadıklarını ben de yaşıyorum. Çıkıyor musunuz? Kimseye nazlanabiliyor muyum? Hayır. Orada Nuri'ye koşturuyorum. Leyla'sıyla ayrı uğraş. Şevket'iyle ayrı uğraş. Ay vallahi burama geldi benim de Fikret. Necla'da yavrum, o da kendi derdinde. Bir de bizi çekiyor. Ne zaman gidiyor Kuşadası'na? Yarın. Bavul hazırlıyor haldır haldır. Ay hayırdır inşallah. Ne oldu? Biri geldi, hadi kapatayım. Dur kapatma. Kim geldi merak ettim. Baban olmadığı kesin. Uyudu mu? Evet. Hoş geldin. Merhaba. Şevket geldi, yalnız. Anladım. Hadi konuşuruz sonra. Ararım ben yine. Tamam. İnşaattan mı? Hayır. Bir elimi yıkayayım. Bu sefer biz beklettik. Baka bakan ege vege dökün mügüş mügü. Ne alayım mı? Yok siz binin ben alırım. Anlamadım. Baban eve dönmüş mü diye soruyor. En küçüğü kan kırmızı. Dönmüş mü? Hayır canım. Bir şey mi oldu yine?
Evden mi geliyorsun? Ne oldu? Konuşsana oğlum. İçim çok huzursuz anne. Ferhunda için hiç üzülmüyorum ama... Mithat karının yüzü gözümün önünden gitmiyor. Böyle olacağını hiç düşünmedim değil mi? Adamı oraya çağıran sensin. Biliyorum. Ona da çok büyük iyilik yaptım aslında. Bir süre sonra anlayacak. İçini rahatlatmamız mı istiyorsun? Ben bunu yapmam, söyleyeyim. Başından düşünmen lazımdı. Mithat'la konuşmaya gittim. Delirmiş bu. Ama cesaret edemedim. Döndüm. Ay iyi ki döndün. Adam bütün hırsını senden mi alsın istiyorsun? Hiç aklın yok mu oğlum? Bütün hikayeyi bilirse... İsterse kendi sorar, öğrenir. Gitme sakın bir daha. Ben bundan sonra olacaklardan korkuyorum. Ferhun da boş durmayacak. Ben de ondan korkuyorum. Ama baştan söyleyeyim, beni sakın bulaştırma bu işe. Zaten başında tonlarca yük var. Bir de Ferhun'da delisiyle uğraşmak istemiyorum. Kimseyle uğraşacak hali kalmadı onun. Merak etmeyin. Hadi anne gidelim. Nereye? Eve dönmeyecek misin? Seni almaya geldim. Yok. Gitmem ben o eve bir daha. Söyledim. Kovulduğum yere döner miyim? Hayatta dönmem. Saçmalama anne. Kim kimi kovuyor? Olur mu öyle şey? Kontratımız var. Yok yok. İstemem. Evleri de onların olsun. Zaten Necla yarın Kuşadası'na gidiyor. Birkaç gün evde yok. Burada kalırım. Seninle yarından itibaren ev bakalım. Yani bu sefer kendi gözümle görmeden rahat edemeyeceğim. Gelmiyorsun yani. Hayır. Kim? Recep Usta. Babam bir şey buyuruyordur. Efendim Recep Usta. Ne? Ne? Babam? Ay, ay, ne oldu? Hangi hastane? Ay, ay biliyordum hastalanacağını, biliyordum. Anne panik yapma, dur. Ay. Tamam, tamam, tamam. Hemen geliyorum, hemen. Ay. Ne oldu? İnşaatta yangın çıkmış. Ah. Ay, yürü koş. Babam kurtulmuş mu? Hastaneye götürmüşler. Ay, bekle arabayla gidelim. Doğru yol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.